Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf matematik. Artık matematik kısmına biraz ara veriyoruz. Geometriye başlıyoruz. 13. dersimiz üçgenler. 8. sınıf matematik. Şimdi arkadaşlar, geometrinin ilk başlangıcı neyle başlıyor? Gördüğünüz gibi üçgen eşitsizliğiyle başlıyor. Şimdi nedir bu üçgen eşitsizliği diye soracak olursanız arkadaşlar şudur. Şimdi normalde elimizde 3 tane kalem olduğunu düşünün. 3 tane kalem olduğunu düşünün. Birinin uzunluğu 1 olsun, birinin uzunluğu 2 olsun, birinin uzunluğu 4 olsun. Şimdi doğduğu nokta şu. Acaba ben bu doğru parçaların uçlarını birleştirerek bir üçgen oluşturabilir miyim? İşte arkadaşlar ihtiyaç buradan doğuyor. Buradan sonra da şöyle davranacağız. Diyeceğiz ki biz karşınızda görmüş olduğunuz gibi bir üçgenin oluşturulabilmesi için bir tanesini ortaya alacağız. Mesela kimi alalım? Burada kendisi C'yi almış. C kenarı A ile B'nin toplamından daha küçük olmalı ama aynı zamanda C kenarı A ile B'nin farkından da daha büyük olmalı arkadaşlar. Tabii bu bütün kenarlar için geçerli. Mesela B'yi ortaya alacak olursak, diğer iki kenar olan A ile C'nin toplamından daha küçük olmalı. Ama B kenarı aynı zamanda A ile C'nin farkından da arkadaşlar ne olmak zorunda? Daha büyük olmalı diyeceğiz. Şuradaki arkadaşlar karekök kafanızı karıştırmasın. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmamız gerektiğini düşünerek karekökü diyorum mutlak değeri ortadan kaldırabiliriz diyelim. Getirelim. Mesela ne diyor? Üçgen olduğuna göre BC'nin alabileceği değerler kimlerdir diyor. Hemen BC'yi ortaya alıyoruz arkadaşlar kenar olarak. Ne yapacağız? 5 ile 6'nın toplamından 5 ile 6'nın toplamından daha küçük olmalı. 6 ile 5'in farkından da arkadaşlar daha büyük olmalı. Yani 1 arkasından BC diyoruz. Arkasından da ne diyeceğiz? 11 diyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi alabileceği değer aralığı budur. Bir sonraki örneğimize gelelim. Bir sonraki örneğimize. Bakalım ne diyor arkadaşlar? KL kenarının santimetre cinsinden alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamını bulun demiş arkadaşlar. Biraz büyük çıkacak. Hemen KL'ye bir değer verelim. X olsun. X'imiz arkadaşlar kimden büyük olacak? Büyükten küçüğü çıkartınca mutlak değer kalmıyor gerek biliyorsunuz. Hemen ne diyeceğiz? 10 ile 9'un toplamı. Arkasından 1 getireceğim. X 19. Şimdi bu sayıları toplarken arkadaşlar bir güzellik var. Onu sizinle paylaşayım müsaadenizle. Yazalım. 2 diyeceğim, 3 diyeceğim, 4 diyeceğim, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedik. Arkasından arkadaşlar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dikkat edin arkadaşlar yaptığım işleme. 18 ile 2'nin toplamı bir tane 20 eder. İkinci 20, 16 ile 4'ün toplamı üçüncü 20, dördüncü 20, beşinci 20, altıncı 20, yedinci 20, sekizinci 20. Yani 160. 10 da buradan geldi arkadaşlar. Toplamları kaç olacaktır? 170 olacaktır diyelim. X kaç farklı tam sayı değeri alabilir diyor. Hemen ne diyeceğiz arkadaşlar? X'i aldık ortaya. Büyükten küçüğü çıkartıyoruz. 12 eksi 8. Arkasından ne diyoruz? 12 artı 8. Gelelim. Yani 4 ile x'imiz hangi aralıkta olacak arkadaşlar? 4 ile x'imiz şöyle silelim. 4 ile x sayımız 20 aralığında bulunacak. Yani 5'ten başlıyoruz. 6 diyoruz. 7 diyoruz. Kaça kadar geliyoruz? 19'a kadar geliyoruz. Bakın bununla ilgili de bir kolaylık göstereyim size. İlk terimi 1 olacak şekilde diziyle oynayın. O zaman 5'in 1 olması için 4 çıkardın. 5'ten 4 çıkardık 1. 6'dan 4 çıkardık 2. Gerisine devamı yok. 19'dan 4 çıkartırsak kaç oldu? 15. Demek ki alabileceği kaç tane tam sayı değeri varmış arkadaşlar? 15 tanedir diyeceğiz. Gelelim. PS kenarının metre cinsinden alabileceği en küçük doğal sayı değerini bulun. PS kenarı diyeceğiz. Hangi aralıkta bulunacak arkadaşlar PS kenarımız? 10 ile 4'ün farkını alıyorum. 10 eksi 4. Arkasından 10 ile 4'ü topluyoruz arkadaşlar. Kim geliyor bizim için? 6. PS diyoruz arkadaşlar. Arkasından da kim geliyor? 14. 6'dan daha büyük olacak. 14'ten de ne olması gerekiyor? Daha küçük olması gerekiyor. O zaman PS'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri de 7'dir desek problem çıkmaz. Gelelim. Son örneğimiz. En büyük tam sayı değeri bulun diyor arkadaşlar. AB kenarını alıyoruz ortaya hemen. Kimden küçük olması gerekiyor? 12 artı 18'den. Kimden büyük olması gerekiyor?
18 eksi 12'de. Demek ki 6'dan büyük olacak arkadaşlar AB kenarımız. Aynı zamanda 30'dan da ne olması gerekiyor? Küçük olması gerekiyor. Alacağı en küçük değer denirse ne diyeceğiz arkadaşlar? 7. En büyük değer denirse ne diyeceğiz? 29. Kolay gelsin diyelim arkadaşlar. Başarılar.